Şu an kontrol ediyorum bir saniye. Heh, evet, tamam. Tamam, şükür ekran görünüyor. Şimdi retro enerjileri de başladı ya, ister istemez böyle sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Şimdi tekrar hoş geldiniz. Sinastri ve kompozit üzerine analiz yapmaya çalışacağım. 10 tane çift var ve 10 kişinin hem sinastri hem kompozit, böyle biraz örnekleme olsun, biraz eğitim amaçlı olsun gibi yorumlar yapacağım. Ama şunu unutmayın, ben detaylı bir analiz yapmıyorum. Sadece gördüğüm önemli birkaç açıyı söyleyip geçiyorum. Her zaman detaylı analiz daha önemlidir. Çünkü yaradan öyle bir yaratmış ki her zor açıların kurtarıcı açıları da var haritalarda, bireysel haritalarımızda. Yani bunları öğrenmek, bunları bilmek ilişkide de çıkış yolları sağlar bize. İlişkiyi de kurtaracak, onarılacak tarafları vardır. O yüzden her zaman ne diyorum ya da ne diyoruz? Astrologların hepsi söyler. Harita bir bütündür arkadaşlar ve bir bütün olarak değerlendirilmeli. Bir iki açıyla gruplarımızda yaptığımız yorumlar gibi bir iki açıyla ne mutlu olalım, ne üzülelim. İnanın harita her zaman bir bütündür ve bir bütün olarak ele alınmalı. Artı hiç kimsenin haritasında da mükemmel açılar ya da çok kötü vahim açılar yok. Hepsi bir arada değil mi? Yin yang. Dünyada her şeyi bir arada yaşıyoruz. Şimdi hemen programdan ilk çiftimize bakıyorum. Bu arada kadını içeri alıyorum. Pardon, erkeği içeri alıyorum. Erkeği içeri alıyorum çünkü erkeğin doğum saati belli. Kadını dışarı koyuyorum. Ne yanlış oldu. Kadını dışarı koyuyorum çünkü kadının doğum saati belli değildi. İlk çiftimiz için böyle hatırlıyorum. Evet, şimdi erkeğin doğum saati belli olduğu için içeride, kadının doğum saati belli değil dışarıda. Ve doğum saati belli olmadığı için kadını güneşi birinci eve koyduk. Yani böyle oldu. Şimdi şey olarak bakarsak eğer, yorumlamaya başlarsak eğer, kadının Ay ve Mars'ı erkeğin 12. eve düşmesi biraz sıkıntı. Neden? Kusura bakmayın. 12. evi bizim 12. evimizi diğer kişinin, o kişi fark etmiyor, çocuğunuz da olabilir, ailenizden biri de olabilir. Bir gezegeni, özellikle kişisel gezegenlere düştüğü zaman ya da zor açıları olan gezegenler düştüğü zaman o kişiyle ilgili bazı şeyleri göremeyiz, bazı şeylerin farkına varamayız. Böyle bir gizli durum var orada. Çünkü 12. ev hakim olamadığımız konular içerir ve öyle bir evdir. Şimdi burada erkek kadının duygularına tam hakim olamayabilir. Tam duygularının farkında olmaya olabilir. Güneş ve ay arasında bir kare açı var. Bu kare açı biraz çekim vermiştir ama hani ilişkide bir bütünlük maalesef sağlayamamış da olabilir. Onun dışında erkeğin ayına baktığımız zaman buradan güzel bir şey olmuş. Yani erkeğin ayıyla kadının ayı duygusal olarak birbirini yakalıyor. Yani duygusal olarak birbirlerini anlıyorlar. Artı kadının güneşiyle erkeğin ayı birbirini anlıyor diyebiliriz. Zaten her zaman ilk önce ne yapıyoruz sinastri analizlerinde? Aynen natalde olduğu gibi güneşe, aya, arkasından yükselenlere bakıyoruz değil mi? Peş peşe. Şimdi kadının yükseleni belli olmadığı için bakamıyorum. Erkeğin yükseleni boğa. Yöneticisi Venüs nerede? Burada. Nasıl açı almış? Kadının Venüs'üyle güzel açı almış. Sevgi dilleri aynı. Ama burada bir sıkıntılı açı var. Venüs-Satürn karesi var. Pardon. Venüs-Neptün karesi var. Kadınla ilgili bir hayal kırıklığı yaşayabilir erkek. Özellikle maddi konularda, kadının Neptün'ü erkeğin maddi konular evine düştüğü için ortak gelirlerle ilgili, erkek kadınla ilgili bir hayal kırıklığı yaşayabilir. Ay Neptün kavuşumu güzel, yoğun bir duygusallık verir. Yani yoğun duygularını yaşarlar. Böyle sanki hayal aleminde yaşıyorlarmış gibi. Satürn Mars kavuşumu da biraz zor enerjiler var burada. Şimdi haritanın en zoru zaten şu. Ay düğümlerinin 23-23. Ay düğümleri burada nereye yapmışlar? 26'ya. 26 ya da Satürn. Satürn'e yapmışlar. Tamam. Ay düğümlerinin Satürn'e
T karesi biraz zor. Sanki bunların gündemleri ilişkiye yürütmek ve ortak gelirler üzerine. Ve kadın sanki bu evliliğe gitmek zorunda mı? Öyle bir şey. Yani burada bir zoraki bir durum da var. Yani bu kadın bu işi yapmak, evlenmek durumunda da gibi görünüyor. Bunlar hep ona göre değerlendirilmeli. Kuzey Ay Düğünü şans noktası kavuşumu çok güzel. Juno ve Venüs, Jüpiter kavuşumu çok güzel enerjiler. Yani evet, Satürn buraya evlilik evine düşmesi de tabii kalıcı ilişkiyi gösteriyor, evlilik potansiyelini gösteriyor. Ama mesela istediği kadar Venüs, işte Juno, işte güzel Jüpiter açıları olsun ama en önemli açılar her zaman Güneş ve Ay'dır arkadaşlar. Güneş ve Ay bir elmanın iki yarısı gibi bir bütünlük sağlamalı. Bu çok çok önemli. Mesela bu çift duygusal ve ego konularında biraz yıpranabilir. Biraz o dengeyi yakalamakta zorlanabilir. Ve bu çift bunun üzerine çalışmalı. Ben arada sırada yorumlarınıza bakıyorum da. Şimdi ben bu haritanın kompozitine bakmak isteyeceğim. Ev sisteminden izin vermedi. Bir saniye. Hemen ev sistemimizi değiştirelim. Şimdi birinci çiftimizin kompozit haritası da böyle. Kompozit harita analizlerinde de her zaman güneş erkeği anlatır, ay kadını anlatır. Ve yükselen de ilişkinin dışarıya yansıttığı maskeyi anlatır. İlişki dışarıya kendini nasıl gösteriyor? Bunu anlatır. Şimdi burada erkek ve güneş balık burcunda. Bizde kompozit haritada hangi burçta olduklarının bir önemi yok. Her zaman neye dikkat ediyoruz? Kompozitte arkadaşlar aldığı açılar ve bulunduğu evler. Yükselen biraz önemli oluyor burada burç olarak. Şimdi toplumda bu ilişki kendini nasıl ifade ediyor? Toplumda iletişime yönelik kendini ifade ediyor ve toplumda bir statü kazanmak isteyen bir ilişki bu. Neden? İkizlerin Merkür 10. evde ve toplumda kendini bir statü olarak iletişim odaklı, işte konuşmayı seven bir çift olarak, sosyal bir çift olarak toplumda bir yer edinmeye çalışan bir ilişki bu. Yani dışarıdan bu çifti gördüğümüzde böyle bir enerji alıyoruz. Kadın ve erkek ilişkide nasıl? Hemen buna bakıyoruz. Ve kadın ve erkek için zaten kariyer çok önemli. Toplumda evlilikleriyle bir yere gelmek istiyorlar. Güneş ve Ay 10. evde olduğu için bu yorum yapıyorum. Ve Ay olumlu açı almış. Ama Şiron'dan bir kare açısı var. Yani kadın bazen ilişkiyi yürütmek adına ya da toplumda ilişkiyi taşımak adına yara alabilir gibi duruyor. Erkeğin bir sıkıntısı yok. Güneşte hiçbir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Olumlu. Yani ilişkide erkek daha rahat. Ama her ikisi de ilişkide daha çok toplum önünde olmayı istiyorlar. Evlilik evlerine baktığımız zaman kompozitte Yay burcu, ne kadar olsa önemli olmasa da yani anlamak adına hani birinci ev ve ikinci ev tanımlamak için. Şimdi burada Yay burcu yedinci evde ve orada Satürn ve Uranüs'ün olması zaten bu kişiler özgür bir evlilik yapmak istiyorlar. Birbiri özgürlüklerine saygı duyacakları bir evlilik onlar için çok önemli. Buradan bunu görebiliyoruz. Başka ne söyleyebiliriz? Evliliklerine dikkat etmeleri lazım. Evliliklerinde aldıkları sorumluluk onları yaralayabilir, değil mi arkadaşlar? Yani Satürn karşısında Şiron'da var. Şans noktasıyla karşı açısında. Yani evlilikle aslında toplumda bir saygınlık kazanarak ya da toplumda evliliklerini ispat etmeye çalışarak ciddi bir sorumluluk alıyorlar. Yani bu sorumluluğun yanında yaralanabilirler de buna dikkat etmeleri gerekiyor.
Tabii burada en çok yaralanan kişi kadın görünüyor. Birinci çiftimiz bu. Ben şimdi ikinci çiftimize geçiyorum arkadaşlar. Anlattıklarım anlaşılıyor mu? İnşallah anlaşılıyordur. Evet, ikinci çiftimiz. Şimdi içerideki kadın, şöyle de düşünün lütfen analizlerde, her zaman içerideki dışarıdakinden etkilenendir. Mesela ilk daha yeni öğrenirken bunu bu şekilde yorumladıktan sonra erkeği içeri alın, dışarıda kadın olsun. Yani şu anda ben nasıl yorumlamaya çalışıyorum? Kadın erkekten nasıl etkili? Erkek kadını nasıl etkiliyor? Ben şu an bunun yorumunu yapıyorum. Çünkü kadın içeride, erkek dışarıda. Erkek kadını nasıl etkiliyor? Daha sonra da bakarsınız kadın erkeği nasıl etkiliyor? Tabii yani bu tekniklerde ilerleyince zaten öyle yapmanıza gerek yok. Hemen bir kere de bir haritada da bunu yapabiliyorsunuz. Ama ilk başta öğrenmek adına bu şekilde çalışırsanız daha iyi. Yoksa kafanız karışır. Şimdi yaşlar yakın olduğu için çok sıkıntı oluyor. 85-85. Zor gezegenler zaten aynı yerde. Görüyor musunuz? Neptünler, Uranüsler, Satürnler aynı yerde. Ay düğümleri aynı yerde. Ve ne oluyor? Zaten bu kişiler zor bir transitte, her ikisi de zor hayat yaşadığı için ilişki katmerli zorlanıyor. Yani bireysel haritada bir Uranüs zorlayıcı açısı, böyle bir sinastride iki tane Uranüs zorlayıcı açısı oluyor. Zaten gördüğünüz gibi burada bir kare oluşmuş, değil mi? Burada bir kare var. Yani bu çift çok ciddi, mücadeleli bir ilişki yaşıyor. Örneğin erkeğin ayı, kadının Şiron'uyla ve Uranüs'üyle tek kare. Yani kadın ani şekilde erkekten ayrılmak isteyebilir, erkekten duygusal duygularını alamıyor olabilir. Pardon, daha doğrusu erkek kadından duygularını alamıyor olabilir. Çünkü Uranüs kadına ait. Duygularını, duyguyu alamayan erkek, erkeğin ayı Uranüs'ten gelgit yaşıyor. Emin olamıyor duygularından. Ve yine erkek duygusal olarak yara alıyor kadında. Gördüğünüz gibi. Bu arada Şiron, üzeri Şiron, yani dediğim gibi zor açılar daha katmerli çalışır. Tarihler çok yakın çünkü birbirlerine. Venüs-Uranüs karesi de var. Yani erkek hem ayından Uranüs'te kare yiyor hem Venüs'ten yiyor. Yani aslında erkek hiçbir şekilde bu kadından emin değil duygusal olarak. O yüzden sıkıntı diyebilirim. Zaten Pluto, Chiron diyorum, Kuzey Ay Düğümü ve Lilith karşıt açıt. Sıkıntı yani, entrika, yıkıcı enerjiler. Yani erkeğin çevirdiği entrika potansiyeli ile kadının yıkıcı enerjisi karşı karşıya ve Güney Ay Düğümü de var, Kuzey Ay Düğümü de işin içinde var. Yani bu bir ilişki, yani bu ilişki başlamışsa çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Süren bir ilişki ise de yani bitebilir diyorum. Çünkü zor açılar var. Burada bir destekleyici açı ne olmuş olabilir derseniz, yükselenle Venüs güzel açı yapmış. Venüs ve yükselen güzel açı yapmış. Onun dışında yani zor bir harita. Zaten şu kırmızı kareleri gördünüz mü? Mücadele. Karşıtlarda sıkıntı yok çok. Sadece Şironlar önemli. Mesela Şiron Uranüs, işte Şiron çarpması oluyor değil mi? 14 derece. Örneğin yıllar farklı olsaydı bu Uranüs burada olmazdı, buralarda olurdu. Bu Şiron çarpması olmazdı. Zaten kadın Şiron çarpmasını kendi hayatında yaşıyor, deneyimliyor. Bir de bu eş adayıyla ya da bu sevgilisiyle, görüştüğü kişiyle aynı şekilde yine Şiron Uranüs deneyimliyor. Yani bu ayrılacak bir harita maalesef, öyle görünüyor. Kompozitine bakmıyorum çünkü dediğim gibi gelecek vaat etmiyor. Evet, şimdi üçüncüye bakalım.
Rica ederim arkadaşlar. Anlaşıldığına sevindim. Çok güzel. Sizin öğrenme şevkiniz zaten beni de şevklendiriyor. O yüzden daha çok video çekmeye çalışıyorum. Beğenip önemsemeniz, yorum yapmanız beni mutlu ediyor açıkçası. Yani ben daha çok video çekmek için motivasyon buluyorum kendimde. Yoksa çok yoğunum, her yere yetişemiyorum. Böyle bir durum oluyor. Şimdi buraya baktığımızda yine tarihler yakın mı? Ay evet, yakınmış. Yine tarihler yakın gördüğünüz gibi. Çünkü hemen nereden anladım? Neptünler yakın duruyor. Ay düğümleri yakın. Uranüsler yakın. Plütolar yakın. Ve yine gördüğünüz gibi böyle bir karemiz var değil mi? Ne kadar zor hayatlar. Çünkü neden? Dediğim gibi şu ağır gezegenlerin yakın derecede olmaları tabii zorluyor. Chiron'un karşısında ne var? Uranüs. Allah'tan yakın derece değil, 10 derece, 18 derece. Şans noktası Uranüs karşıtlığı olmuş. Kadın erkeğe kariyer konusunda şans getirmemiş. Ya da erkeğin kariyerini çok değiştirmesine mi sebep olmuş? Aslında kadın erkek sayesinde toplumda bir statü kazanmak istemiş. Güneşi 10. eve düşmüş. Aralarında bir kanca açı olmuş. Satürnler, ay düğümleri. Satürn güzel açı yapmış burada. Ne kadar zor bir ilişki olsa da işte hani güzel açılar da tabii ilişkiyi koparmıyor. İnsanlar o mücadeleyi veriyor. Zaten ilişkinin devam edip etmemesi kişilere ait bir durum. Yani kişisel tercih. İster o mücadele içerisinde olup devam eder, İster pes eder, gider. Yani kişiye ait bir durum. Ama tabii burada önemli olan kimsenin birbirine zarar vermeden ilişkiyi yönetebilmesi. İçerisinde başka sıkıntılı konular varsa elbette ayrılmak en doğrusu. Satürn ve Chiron arasındaki güzel açı da iyi, şöyle kadın erkeğe iyi geliyor. Özellikle eğitimle ilgili konular, yabancı ülkelerle ilgili konular, uzak akrabalar, inançla ilgili konular kadın erkeğe iyi gelmiş, şifalamış. Kadın erkeğe hizmet ediyor. Ayı 6. eve düşmüş. Şimdi bu uzun bir ilişkidir herhalde diye düşünüyorum. Uzun süren bir ilişkidir diye düşünüyorum yaşlarından itibariyle. Şimdi ben bu haritanın aslında kompozitine bakmak istiyorum. Yani şu zor açı kompozitte nasıl görünüyor? Bunu merak ediyorum. Evet, Chiron çarpmasını sormuşsunuz. En fazla astroloidlerde arkadaşlar 3 alıyoruz. 3 orb en fazla. Yani tamam 4-5 de olur ama hani en kuvvetli çalışması 3 en fazlası. 5 belki. Yani ben genelde 3'ü dikkate alıyorum. Kuvvetli çalışması için. Diğer gezegen açılarında da 5'i alıyorum. 8'i de kabul eden var. Evet 8 de olabilir. Ama hani kuvvetli etki diye düşünürsek eğer kesinlikle şey düşünmemiz lazım. 5 derece diğer gezegenlerde. Allah Allah, hiçbir sıkıntı yok. Neden kabul etmedi? Bir daha deniyorum. Evet. Çok olmuş. Çok harita açınca mı sıkıntı çıktı anlamadım ki. Yani. Enteresan. Evet şimdi oldu. Şimdi üçüncü çiftimizin kompozitine bakıyoruz. Bu çift haritası zordu biliyorsunuz. Şimdi ilişkide erkek ne durumda? Bize güneş gösteriyor. Erkek ortak gelirler konusunda, para konusunda zorlanıyor.
Parayla ilgili erkeğin sıkıntısı var arkadaşlar. Neden? 8. ev, ortak gelirler ve güneş hiç olumlu açı almamış. O yüzden erkeğin sıkıntıda olduğunu düşünebiliriz, değil mi? Çünkü neden? Olumlu açısı yok. Kadın ne durumda ilişkide? Kadın da iyi bir açı almamış. Kadın evliliğiyle ilgili sorunlar yaşıyor. Biz ve benle alakası sorunlar yaşıyor gibi görünüyor. Yükselen toplumda kendileri nasıl ifade ediyorlar? Para konusunda motivasyonu yüksek bir çiftler, değil mi? Gündemleri hep, ilişkilerin enerjileri hep nerede olmuş arkadaşlar? Para evinde. 2-8 aksı. Burada. Yükselenleri yeni yöneticisi burada. Ve Satürn Kuzey Ay düğümüne yakın duruyor. Birinci evde de Satürnleri var. Yani zor şartlarda yürüyen bir ilişkileri var. Baya bir mücadele vermişler ilişkileri için. Baya çırpınmışlar da diyebiliriz. Artı ilişkilerinde zaman zaman evliliklerinde soğukluk da yaşamış olabilirler. Karşısında Venüs var Satürn'ün. Evlilik evinde, 7. evdeki Venüs. Zaman zaman ilişkilerinde, evliliklerinde soğukluk yaşamışlar etkisi ve enerjisi verebilir. Bu da yine daha önceki haritada, Sinastre'de gördüğümüz o zor açıları anlatıyor, değil mi? Yani ne kadar mücadele etmişler. Yalnız burada sadece üzücü olan Güneş ve Ay'ın hiç olumlu açı almaması. Hep olumsuz açı almışlar. Burada güzel bir üçgenleri var. İletişim anlamında aslında iyiler, yani sorunları yok. Aileyle ilgili iletişim kurabiliyorlar, konuşabiliyorlar, bir şeyleri çözebiliyorlar. Ama diğer konularda, özellikle maddi konularda sanırım çok çift, çünkü mücadele de hep 8. ev konuları, ortak gelirler, parayla ilgili konular olduğu için bu evliliklerinde, ilişkilerinde hep parayla ilgili yıpranmışlar. Belki de evlilikleri o yüzden daha çok yıpranmıştır. Böyle bir hayat mücadeleleri olmuş arkadaşlar. Tabii Lilyat Uranüs karesi de biraz sıkıntı, ilişkinin yakın çevresi ile alakalı bazı entrika ile karşılaşmış. Aynı zamanda iflaslar da var galiba. Yani mesela büyük ihtimalle erkek işlerini kaybetti, işleri bozuldu. Pluto yıkılmış, erkeğin işleri yıkılmış. İster istemez maddi kaynaklarında sıkıntılar yaşamışlar diye yorumlayabiliriz. Bize kompozit harita ilişkinin haritası. Yani ilişkideki ilişkiyi anlatıyor bize. Aslında şöyle de bakabiliriz arkadaşlar. Örneğin erkeğin ne kadar zorlandığını gördük. Erkek orada, içeride yani, ve kompoziti dışarı koyuyoruz. Şimdi bu ilişki, içerideki erkek, dışarıdaki kompozit haritaları. Şimdi erkek ilişkiden nasıl etkileniyor? Bu ilişkide erkek nasıl etki alıyor bu evliliğinde diyelim ya da? Sevgiyi alıyor. Neden? Venüs, Güneş kavuşumu var. İlişkide erkek sevildiğini hissediyor. İlişkide erkek için yine gelir kaynakları gündem. Güneş para evine düşmüş, ortak gelirlere. Yine erkek için bu önemli olmuş. İlişkisinde erkek sanırım sevgiyle ilgili zaman zaman sıkıntılar yaşamış. Ya da çocuklarıyla da ilgili sıkıntılar yaşamış olabilir. Yani bu ilişkiyle alakalı. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Ayrıca şöyle de yapılabiliyor arkadaşlar. Bakın size birkaç teknik daha göstermiş oluyorum. Bu üçüncü çiftimizin kompozit haritası. Bu da transit. Böyle de baktığımız zaman ilişki şu an neler yaşıyor? Şimdi bu ilişki neyi deneyimliyor? Hangi sınavlardan, hangi yollardan geçiyor? En önemli transit şu anda nerede onlar için? Pardon, yanlış oldu. Tekrar bakalım. Kompozit transit. Şimdi oldu. Şimdi bakalım. Şimdi en önemli transit nerede onlar için? İlişkide, hizmet alanında.
değil mi? Jüpiter, Satürn buradan geçiyor ve sağlık konularında, hizmet alanında. Şimdi ilişkide maddi kaynaklar, ortak gelirler gündemdi ve artık orası iyi, olumlu destekler almaya başlayacak. Yani ortak gelirlerde gelişmeler yaşayacaklar ve ilişkide gördüğünüz gibi ev konuları, toplumdaki statüleri çok önemli. Güzel gelişmeler yaşayacaklar. Zorlanacakları alan, yakın çevre alanları, 2023'te de tabii evleri, aileleri de olabilir. Yakın çevre alanları, inançlar, uzaklarla ilgili işler, iç dünyaları, gizli konular ve sağlık, hizmet alanları çok etkilenecek, değil mi? Satürn'den kareler ve karşıtlar olacak. Onun dışında olumlu gelişmeler var. Çünkü ay düğümleri destekliyor. Jüpiter destekliyor. Satürn de destekliyor. 120 yaptığı yerler var. 60 yaptığı yerler var. Mesela ilişkinin buradaki ortaklar, ortak gelirler evine güzel açılar yapacak. Satürn ve Jüpiter burada destekleyecek onları. Özellikle bu çift 2023'te olumlu şeyler yaşayacaklar. Gelir kaynakları anlamında, ortak gelirler anlamında. Ben üçüncü çifte çok derin girdim. Örnekleme olması için şimdi dördüncü çifte bakmak istiyorum. Chiron çarpmasını lütfen 3 derece alın. 3 derece feci. Yani 2, 1, 0 da tabii ki feci de. Yani 3 derece. Ama 3 dereceden sonrasında o kadar kuvvetli olmayabiliyor. Sinastide Chiron kat kavuşumu ne verir? Kendi önceliğinde kat kavuşumu. Şimdi Chiron kat kavuşumu zaten şöyle düşüneceksiniz. Chiron neydi? Şifalamak. Kat gelecekle ilgili vaat ediyor. Kadersel gelecek. Demek ki kadın ve erkek arasında kadersel olarak birbirlerini şifalamak var. Şimdi şifalayan kim? Şifalayan erkek. Aile konularında kadına iyi geliyor. Kadının 9. evinde kuzey ay düğümü var. Demek ki kadın aileyle ilgili bazı inanç sorunları var ya da aile ile ilgili bazı travmalar yaşamış ya da güvenmiyor. Yani aile kurmayla ilgili erkek kadına iyi geliyordur. Yani kendini iyi hissediyordur kadın. İnanıyordur artık yani inançlarla ilgili dedik ya hani daha inanıyordur. Jüpiter'in nevi inançlarla ilgili. Kompozitte uçurtma tabii hangi gezegenler arasında olduğu önemli. Bir de her zaman şunu düşünün arkadaşlar. Normal natalde açılar nasılsa diğer haritalarda da öyle. Natalde uçurtmayı nasıl yorumluyoruz? Burada da aynı şekilde yorumlayacaksınız. Tabii ki olumlu etkisi var. Onu olumlu yorumlayabiliriz. Ama hangi gezegenlerde önemli? Kompozitte ana maddeler önemli. Yani öyle çok aman aman detay istemiyor aslında. Yani sadece ilişkinin durumunu görmeniz açısından birkaç teknik gösterdim ya burada. Ben mesela kompozit daha çok transitle bakmayı daha iyi görüyorum. Yani daha çok şey veriyor bence çiftlere. Çünkü ilişkilerin ne durumda olduklarını görebiliyorlar. Bu da güzel bir şey. Ya da hangi sınavları deneyimleyecekler. Çünkü sinastriden de buna bakabiliriz, kompozitten de buna bakabiliriz. Mesela burada şimdi dördüncü çiftimizin haritası daha dikkat çekici değil mi? Daha güzel, olumlu açılar da görüyoruz. Tabii ki olumsuzlar da vardır. Bakacağız şimdi. Arkadaşlar açılarla ilgili çok sorular soruyorsunuz. İnanın bakın yani ben açıları burada tek tek söyleyip zaman kaybetmemin bir anlamı yok. Hani benim teknik anlatmam daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü açıları her yerde bulursunuz. Yani her yerde internete girin. Açı bilgisi var, dolu açılar. O kadar çok açı bilgisi bulursunuz ki yabancı kaynaklar, yerli kaynaklar, kitaplar var. Yani açı ulaşılabilir ama teknik ulaşılan bir konu değil. Yani teknik öğrenmek, yani benim burada teknik anlatmam daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani açıyla zaman kaybetmeyelim. Mesela hala açı tarzı şeyler soruyorsunuz. Lütfen bakın. Grubumuzda zaten Facebook grubumuzda güzel bilgiler de var. Oradan da takip edebilirsiniz. Ben şimdi hemen dördüncü çiftimize geldim.
Güneş, şuradaki güneş, kadının güneşi erkeğin aksına kavuşum yapmış. Şu akslar, yani yükselen 7. ev, 4. ev ve 10. ev aksları arkadaşlar çok önemli. Oraya düşen önemli gezegenler, ay düğümleri, ilişkide çok önemli kanca açısı oluyor, ilişkiye kalıcılık veriyor. Zaten kalıcılık verenlerden biri neydi? Satürn açıları. Yani ilişkinin devamı için, ilişkide çiftlerin birbirlerinden vazgeçmemeleri, bağlanmaları için çok önemli etkilerdi. Şimdi bir de bu arada asteroidler de evet çok önemli ama asteroide gelmeden önce, bana bunu da söyleyenler olmuştu da o yüzden aklıma gelince söyledim. Asteroide gelmeden önce arkadaşlar en önemli konu sinastride, ilişkilerde Güneş, Ay, arkasından Venüs, Mars, arkasından Merkür, iletişim olmadan çözemeyiz değil mi? İletişim sorunları olursa ilişkide sorun çözemeyiz. Böyle böyle gidiyor. Tabii ki asteroidler de önemli. Asteroidler zaten aşkla alakalı derinliği ya da tutkuyu anlatacak seviyelerde oluyor. Ama sadece asteroid bağlantılarıyla o ilişkiyi kalıcı olacağını ya da işte şöyle bir ilişki olacağını gibi tarz yorumlar yapamayız. Yani Güneş, Ay doğru bir açı bulamadıktan sonra, bir bütünlük enerjisi olmadıktan sonra çifte, ki biz onlara karı koca açısı diyoruz. O oluşmadıktan sonra nasıl o çift bir arada uzun ömürlü bir ilişki yaşayacak? Yani imkansız. Hepsine bakacaksınız. Yani astroloji bir kalem ya da bir konuyla ifade edilmiyor. O kadar çok done var ki. Hepsini bir araya gidiyoruz, getiriyorsunuz ve puzzle'ı çözüyorsunuz. Ben bulmaca çözmeye, puzzle çözmeye benzetiyorum astrolojiye, yani harita analizlerini. Yani böyle düşünün. Yani bir parçayla olmuyor. Çok parçayı bir araya getirmeniz gerekiyor. Şimdi mesela burada Satürn ne kadar güzel açı yapmış değil mi Merkür'e? Kalıcı açı. Ne kadar güzel şans noktasına, Plüto'ya kalıcı açı. Yani böyle Satürn'ün güzel açıları gerekli işte. Örneğin yükselen Aslan, Güneş nerede? 10. evde, Boğa'da. Ve kadının yükseleniyle kavuşumda. Karşılıklı olarak bu çift güneşler yükselene kavuşmuş. Arkadaşlar bak ne kadar önemli. Kadının yükselenine erkeğin güneşi, erkeğin yükselenine kadının güneşi gelmiş. Tamam, Aslan ve Boğa zor anlaşır. Evet, bir ego çatışması olabilir. Burada bir sıkıntı var. Ama işte evlilik göstergelerinden biri de yakalamışlar. Yani bu da bir önemli açı. Birbirini etkilemişler sonuçta. Örneğin Satürn, Ay. Evet, kanca açılardan biri ve öyle 7. eve düşmüş hem de Satürn. Ama Ay'la 3 derece orbla kavuşumu biraz sıkıntı. Allah'tan burada Venüs'ten de güzel açı almış Ay. Yani mesela sadece bunu yorumlarsam, Satürn, Ay kavuşumunu yorumlarsam sadece, zamanla Ay kişisi Satürn kişisinden iyice soğur. Neden? Satürn sevgi vermez ki, soğukluk. Sevgi yok orada. Yani kadın erkeğe o gezegenle, Satürn'le sevgi vermiyor, sorumluluk veriyor. Kurallar, sorumluluklar, vazifeler yüklüyor. Ama erkeğin ayı bu, duyguları 7. evde. Şimdi bu açıya baktığımız zaman bu zor bir açı. Zamanla sevgi de soğukluk. Ama kadın, erkeğin ayını besleyen bir de kadının nesi var? Venüs'ü var. Yani şu açıyı şu Venüs kurtarmış. Buradan güzel bir açı yapmış. Erkek kadının Venüs'ünden sevgiyi alıyor. Her ne kadar burada Satürn soğukluk yaratmaya çalışsa da ayı besleyen güzel bir açı var. Yani ben bu bakış açısı edinmenizi istiyorum. Buradaki zorlayıcı açıları kurtaracak güzel açılar yakalamanız lazım arkadaşlar. Sadece şuna bakarak yorum yapamayız ya da sadece bunu konuşamayız. Yani hepsini bir bütün konuşmamız gerekiyor haritada. Şimdi Pluto ne kadar zor. Kadının Plutosu 29. Chiron'a kare yapmış. Mesela erken Plutosu kadının Chiron'una kare yapmış. Bu zor. Çünkü neden? Ailevi konularda kadın erkeği ailevi konularda yaralayabilir. Değil mi? Pardon, tam tersi söyledim. Erkek kadını yaralayabilir. Çünkü Pluto yara alan kadın. Erkek kadını yaralayabilir. Hangi konularda dersiniz?
ailevi konularda. Çünkü kadının yükseleni boğa, dördüncü evi aslan. Ailevi konularda erkek kadını yaralayabilir. Kadının ayı Merkür'den karşı açı. Kadın duygusal yok. Merkür'den değil nereden? 18. Yok, kadın ayı olumlu açı almış. Erkeğin Merkür'ünden ve Şiron'dan olumlu açı almış. Kadın duygusal olarak iyi hissediyor kendini. Şimdi burada güneşlerin egolarının çatıştığını gördük. Güneş ay açısı bulabilecek miyiz? Evet var. Nasıl var? Ay oğlak ve güneş boğa arasında güzel bir açı var. Mesela bunlar birbirlerini anlarlar. Yüzlemlik bir açı oluşmuş. Güneş aslan, ay kova. Burada da daha çok dolunay yok, ay balık. Burada pek birbirlerini görememişler. Ama yine de evet, hiç alakası yok, görmüyorlar. Sadece şuradaki yakalanmış. Anladım. Yani arkadaşlar, mesela buradaki ay hakikaten şu Venüs'ten kurtarıcı açı alması müthiş olmuş. Ve kadersel olarak ay düğümlerinden de olumlu açı almış. Şunlar olmasa, şu olmasaydı bu ay ilişkiyi uzun süre götürmezdi. Ya da şu an ilişkinin ne durumda olduğunu bilmiyorum. Örneğin böyle güzel bir ilişkinin kompozitine bakalım. Çok harita olunca böyle mücadele veriyoruz şu anda. Şimdi dördüncü çiftimizin kompozisine bakıyoruz. Evet, gördünüz mü? Ne kadar farklı değil mi? Yani işte herkesin parmak izi kadar özel haritalar, hepsi farklı farklı çıkıyor. Şimdi bu çift kendini toplumda nasıl ifade ediyor? Kendini toplumda zaten Güneş'i de birinci evinde, ciddi anlamda Merkür'ü de birinci evde arkadaşlar. Bu çift ciddi anlamda toplumda ben diye varım diyor. Yani kendini ciddi anlamda ifade etmiş ve ispatlamış da zaten bu konuda kendini. Güneş hiçbir açı almamış ama yükselenle kavuşum sayabiliriz. Erkek ilişkide sıkıntı yaşıyor diyemeyiz. Bir sıkıntı yok yani, olumlu. Kadın için sanki ilişki kadının maddi konularda büyümesine engel olmuş. Kadın ay da biliyorsunuz ve Jüpiter'den bir karesi var. Ve 8. evde ay. Kadın için ortak gelirler ve para çok önemli. Ve kadının bu ilişkide maddi konular ve iş hayatı da olabilir, 6. ev, büyümesine engel olmuş. Ve Venüs'ten de kare yemiş. Yani kadın sanki sevildiğini hissetmiyor gibi de olabilir ilişkide. Sevgi sıkıntısı yaşıyor ilişkide diye düşünebiliriz. Ve parayla ilgili entrikalı durumlar da olabilir. Lilith'ten bir kare var. Çift evlilikle ilgili, evlilikte toplumda bir statü kazanmak konusunda hemfikirler, bunu yapmak istiyorlar ama kadının aslında evlilikle ilgili kafasında bir şeyler tam oturmamış gibi duruyor. Yani şu Venüs, Ay ve Jüpiter, kadında bir şeyler tam oturmamış gibi duruyor.
O yüzden hani kadının Jüpiter 7. evi temsil ettiği için anlatıyorum. Kadın evli konusunda sevgiyi hesabı yapıyor. Belki de tam emin değil, hem kendinden hem karşı taraftan da olabilir. Çünkü Venüs 12. ev. Yani sevgi konusunda kadın daha mı netlik arıyor? Böyle de yorumlayabiliriz. Şimdi 5. çifte bakalım. Biraz yorumlarınıza bakayım arkadaşlar, sonra devam edeyim. Şimdi önce şeye cevap vereyim de son soruya. Bu hakikaten önemli. Çünkü öyle çok karşılaşıyorum o soruyla ve üzülüyorum da yani. Şimdi şöyle arkadaşlar, çünkü kadersel hepimiz bir haritayla dünyaya geliyoruz. Yani şuradaki yolculuğumuz, tekamül yolculuğumuz değil mi? Hiçbirimiz bir şey seçmedik aslında. Var olan bir yolun içerisindeki o mücadelelerle tekamülümüzü ya da ne bileyim işte ruhumuzu en mükemmel hale getirmeye çalışıyoruz, parlatmaya çalışıyoruz. Şimdi 7. evdeki gezegenler evet çok 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 önemli. Mesela oradaki bir Plüton, oradaki bir Uranüs, oradaki bir Neptün, oradaki bir Satürn işte evliliği etkiliyor. Yani evlilikteki sorunları bu arada sırf 7. evdeki de değil. Onlar o bahsettiğim gezegenler 1. evde olursa yine aynı şekilde. O bahsettiğim gezegenler 10. evde ya da 4. evde olursa yine aynı şekilde. Yani şurada, şurası, şurada olanlar, şurada olanlar yani aksların evinde olan tüm o zor gezegenler hayatımızı alt üst ediyor. Hepsini etkiliyor. Pluto diyelim. Pluto yıkıcı enerji olarak çalışıyor. Yani 7. ev Pluto, 1. ev, 10. ev, 4. ev dediğim gibi sık sık tekrarlamayayım aynı şeyi. İşte o Pluto ne yapıyor? Dönüştürüyor. Yani evlilik dönüşüyor. Nasıl dönüşer? Fiziksel de dönüşür. Psikolojik bir dönüşüm de yaşayabilir çift. Yani o ilişkide umdukları gibi bir evlilik olmaz. O duygu durumları ya da o bakış açıları ölür. Tekrar dirilir. Yeniden deneyimlerler. Daha farklı bakarlar evliliklerini. Birbirlerini daha sıkmadan belki takılırlar evliliklerinde. Bilemiyorum yani sonuçta. O ölümü ya ruhen ya bedenen yaşarlar. Çünkü neden? Plüton'un işi o. 8. evin yöneticilerinden değil mi? Ölümü deneyim ettiriyor çifti. Hangi konuda? Evlilik konusu. Bulunduğu ev konularında. Dönüştürmek zorunda. Dönüştürecek. Ya da Uranüs evliliği o çifte artık 7. ev kiminse o kişiye evliliği zor gelebilir. Evlilikten vazgeçmek isteyebilir. Özgürlüğü daha kıymetli olabilir. Tabii bir de bunları transitler etkiliyor değil mi? Transitler orada zor açı yaptı mı? Gündem bu konu üzerine oluyor. Zaten hayatımızda niye sürekli gündemler değişiyor ya da farklı farklı oluyor ve hep bir gündem var yani. Bugün sağlıksa yarın para, sonra aşk. Yani hep bir şey var. Sonra eğitim, sonra arkadaş ama hep bir gündem var. İşte bu bunlarla da alakalı. Bir de transit var bunların üzerine. Neptün zaten hayal kırıklığı yaşatıyor. Yani güzel bir evlilik diyorsun, ayakların yerden kesiliyor. Sonra ne oluyor? Hayal kırıklığı, fiyasko bir evlilik. Belki gerçekleri 5 yılda görürsün, belki 20 yılda görürsün. Ama oraya işte dediğim gibi o transit tetikleyince gerçeklerle yüzleşiyorsun. Satürn geç evlilik veriyor. Yaşça büyük evlilik veriyor. Yani bizim aslında bu bahsettiklerimizden kaçarımız yok. Tamam Pluto 7. evde değil ama Pluto bu sefer 10. evde olursa bu sefer orada onları yaşayacağım. Yani bizim hiçbir seçeneğimiz yok. Biz aslında arkadaşlar hepimizin 12 evi var. Hepimizin 10 tane gezegeni var. Daha diğer sabit yıldızlar, asteroidler, Arap noktaları, orta noktalar bunları saymıyoruz. Hepimizin her şeyi var ve hepimiz her konuda da testten geçiyoruz. Gökyüzünde hepimiz de yaşıyoruz.
transitleri. Yani lütfen takılmayın. Yedinci evdeki gezegenlere de takılmayın, diğerlerine de takılmayın. Önemli olan haritada çıkış yolu bulabilmek, dedim ya. Şimdi Pluto yedinci evde olabilir ama güzel kurtarıcı açılar varsa kişi oradan çıkacak. Yani orada bir çıkış yolu bulacak kendini. Hayır, bakın şimdi Zülfiye Hanım, lütfen öyle bir şey yok. Tekrarlıyorum. Pluto 7. evde ama açıları nasıl? Açılara bakalım. O Pluto'yu nasıl kurtarabiliriz? Bunlara bakmamız gerekiyor. Yani haritalarda, natal haritalarda kurtarıcılar vardır. Kurtarıcı açılar, kurtarıcı konular, davranışlar. Orada baktınız mı bulabiliyorsunuz. Ben şimdi hepsini bir araya getiremiyorum. Çünkü bu eğitim amaçlı olsa da çok detaya girmemem gerekiyor. Hani sizin anlayacağınız tarzda konuşmaya çalışıyorum. Bu nataldeki olaylar zaten sinastride de geçerli, hepsinde geçerli. Mesela manipülasyon diye bir olay var. Bu teknikleri çok iyi bilen insanlar manipülasyonla gezegenleri yönlendirebiliyor da. Yani demek istediğim, Pluto 7. ev diye karamsar olmuyoruz, yaslara girmiyoruz. Pluto 7. evi de dönüştürebiliriz. Sırf 7. ev evlilik de değil arkadaşlar, bizim ilişkilerimiz, tüm ilişkilerimiz 7. ev. Belki siz bir danışmansınız, bir psikologsunuz. Belki bu dönüşümü, Pluto olayını hastalarınız üzerinden yaşayacaksınız. Ya da bir avukatsınız, müvekkilleriniz üzerinden bu dönüşümü yaşayacaksınız. Avukatsınız, 7. ev Pluto. Karşınıza kim geliyor size? Mafyavari müvekkiller geliyor. Yani Pluto 7. ev, tek anlamdan gitmeyelim lütfen. Astroloji çok engin bilgi. O yüzden üstüne basa basa vuruyorum, vurguluyorum. Harita bir bütündür, bir bütün incelenmeli. Ve bir haritaya, bir danışan bir haritayı incelediğinde söylediği kelimeleri, çözümlerini de yanında belirtmeli arkadaşlar. Her zor açının da çözümü var. Neden biz burada kişisel gelişimin önemli olduğunu vurguluyoruz, değil mi? Hepimizin gölge yanları var. Kişisel gelişim şart. Ve zaten siz bu yolculuğa başlamışsınız, astrolojiye ilgi duyuyorsunuz. Zaten siz başlamışsınız kişisel gelişime. Öğreneceksiniz, öğrene öğrene zaten. Kendinizi keşfede keşfede, o gezegenler bizi yönetmiyor. Biz onları yönetiyoruz. Karar mekanizması biziz. Yani orada güzel bir eş adayıyla, güzel açılarla o Pluto orada yönetilebilir. Yeter ki siz isteyin. Ben böyle bir bakış açısı vermeye çalışıyorum size. Yani lütfen. Şimdi neredeyiz? Beşinci çiftteyiz. Beşinci çifte mesela bu güzel açı arkadaşlar. Ay Jüpiter, Venüs Jüpiter, gördünüz mü? Ne kadar güzel. Bu evliliği anlatan açılardan, evlilik vurgusu veren açılardan. Satürn'e bakalım. Satürn kare açı yapmış. Lilith'a, evet bu biraz zor. Zor bir açı. En zorları da herhalde bu. Satürn, Satürn karesi. Şimdi bu çift ne kadar şurada güzel açı olsa da bu Satürn karesi çifti zorluyor. Yani ikisi de birbirine direniyor. İkisinin de kuralları var kendince ve ikisi de mevzuyu zorlaştırıyor. Satürn neydi? Kalıcı. Zülfiye Hanım, gördünüz mü? Psikoloğum dediniz. Yani siz 7. evinizi lütfen danışanlarınız üzerinden yönetin. Yani danışanlarınızda derin analiz yapmanız lazım. Karşınıza kimler geliyor sizin? Derinleşmek zorunda olduğunuz insanlar geliyor. Pluto derinlik ya. Tamam. Yani onu 7. ev eş adayı olarak tek başına düşünmeyin. Unutmayın. Aynı zamanda 7. ev ortaklığımızdır. Belki ortağınız da vardır işinizle alakalı. Yani haritada, astrolojide o kadar derinlik ve engin bilgiler var ki arkadaşlar. Yani öğrendikçe zaten aklınız duruyor. O yüzden pes etmek yok. Her zaman haritamızı daha güzel çalıştırmanın sistemleri de var. Onları da öğrenirsiniz. Mesela burada Ay ve Venüs'ün kare açısı da zor olmuş. Terazi Ay'la Yengeç
Venüs kare, sevgi alışverişinde bir sıkıntı var. Ay ve Venüs arasında dediğim gibi sevgi alışverişinde sıkıntı var. Ona dikkat edilmeli. Mars ve Pluto açısında arasındaki kare açı da sıkıntı. Mesela Mars Pluto sıkıntı yani. Ciddi kavga eder bu çift. Ve birbirlerini üzebilirler yani. Agresyon var burada ve yıkıcı enerji çalışıyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi kadın erkek konusunda hayal kırıklığı yaşayabilir, aldanabilir. Ve zaten kadın aniden de ayrılabilir. Yani aldandığını fark ettiği, hayal kırıklığı yaşadığını anladığı an erkekten ayrılabilir. Şimdi bu çift evli mi değil mi bilmiyorum ama yani uzun bir ilişki olmadığını görüyorum. Yani çünkü dediğim gibi burada mesela az önceki çiftlerde değil mi hani mücadelenin karşılığı vardı ama burada çok zor. Ay güneş güzel açı yakalamış. Chiron, Neptün çarpması 5 derece. Neptün Mars karesi. Pardon, Chiron Mars karesi. Kadın yara alıyor. Gündelik işler, sağlık vesaire bu tarz konularda kadın yara alıyor erkekten. Erkek kızdırıyor kadını. Erkeğin agresyonu, hırçınlığı, bilemiyorum belki sözel öfkesi kadını yaralıyor. Şu zor. Yani burada zor çok varmış. Güzel de var, zor da var. Pluto Chiron karşıt açısı. Hem de 2 derece ort. Koparıcı bir yara alma durumu var. Kadın ayrılır. Aynen arkadaşlar. Şimdi Plüton Chiron'u karşıt açıda ve Neptün kadın hayal kırıklığına uğrayıp aldanıp bu benimle ben bununla yapamam deyip aniden ayrıldıktan sonra ilişkiyi koparır. Erkek yara alır. Bunu ancak böyle yorumlayabiliriz. Böyle bir haritanın da kompozisyonuna bakalım. Evet. Şimdi, evet. İlişkide erkek sevgiyi alıyor. Ama partner olmakla ilgili bir sorun yaşıyor. Ailesine karşı mı? Aile olmakla ilgili mi? Bilemiyorum ama bir sorun yaşıyor partner olmakla ilgili. Ay'a bakalım. Mesela zor bir az önce zor bir sinastreye göre daha rahat bir kompozitle karşı karşıyayız şimdi. Ay da Lilith'ten ve ay düğümünden, güney ay düğümünden olumlu açı almış. Kadın da ilişkide iyi, dostane, arkadaş, işte sosyal çevresinde rahat kadın yani. Ve çift ilişkileri nasıl dışarıya yansıtıyor? Flörtöz, ciddi bir ilişki, önemli bir ilişki olarak ilişkilerini göstermeye çalışıyorlar. Belki evliliğe gidecek bir ilişki gibi göstermeye çalışıyorlar. Çünkü terazinin gezegeni 7. evde değil mi? Özellikle kim böyle davranmaya çalışıyor? Erkek. Venüs'ün yanında Güneş. Ama bu ilişki zor bir ilişki. Neden? Satürn-Plüto 1. evde. Bu ilişki dönüşmek zorunda olan bir ilişki. Ve Satürn kare yapıyor yükselene topluma. Topluma karşı kendini ispatlamakta zorlanan bir ilişki ve bunu beceremeyecek belki bu ilişki. Aynı zamanda Pluto Lilith karesi oluşmuş.
Gerçi uzak orb ama yine de etki olarak yorumlayabilir miyiz? Pardon, Satürn-Plüto oluşmuş. Yine de aynı şekilde kaç derece olmuş? 6-8 derece yorumlayabiliriz. Yani şimdi burada topluma karşı kendilerine ilişki anlamında onaylatmakla alakalı bazı entrikalar da olmuş. Yani sanki böyle gizli bir şey çeviriyor bu çift. Yani bunlar topluma karşı mı ciddi bir ilişkimiz var diyorlar ya da öyle mi olalım diyorlar. Bilemiyorum. Belki de sadece bunu erkek yapıyor. Bilemiyorum yani. Sadece erkek mi öyle davranmaya çalışıyor? Erkek zaten partner olma konusunda sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Aslında erkeğin 7. ev Mars Satürn'den onay almış. Aslında erkek ilişkiyi evliliğe götürmek istiyor ama toplumda bir şey var, bir sıkıntı var. Belki imam nikahı tarzı bir şey mi? Hani resmi nikah olmayacak mı? Öyle bir şey mi? Bilemiyorum. Türkiye'de böyle iki çeşit olay da olduğu için hani otoriteyle ilgili erkeğin bir sıkıntısı var topluma karşı. Nikah alakalı diye yorumladım. Şimdi 6. çiftimize geçelim. Evet, Pırıl Hanım, ben 9. haritayla ilgili gerekli notu aldım. Merak etmeyin, oraya da geleceğiz. Şimdi, her zaman önce Güneş ve Ay'ımıza bakalım. Güneş'in karşısında Satürn, gördüğünüz gibi. Erkek kadının otoritesi karşısında zorlanıyor değil mi? Erkeğin egosu kadının kuralları ve otoritesi karşısında zorlanıyor. Güneş parlayamıyor, Satürn parlatmıyor. Sıkıntı. Sonra Şiron Güneş kavuşumu. Aslında kadın erkeğe iyi geliyor, şifalıyor aslında. Erkek kendini iyi hissediyor o kadınla. Ve buradan Satürn'den de onay almış Şiron'da. Yani güzel, güzel açı. Ama şu zorlamış. Gerçi bunu şöyle de yorumlayabiliriz arkadaşlar. Evet, burada güneşi zorlamış. Her zaman böyle bakacaksınız. Bir şey daha var. Bak, görmeniz lazım. Yani olumsuz bir şey var. Yanındaki olumlu ne acaba, onu göreceksiniz. Çünkü Allah öyle yarattı sistemi. Her yerde olumlu olumsuz yan yana. Şimdi Satürn burada 7. ev girişi. Ne diyoruz biz buna? Satürn kanca açı atmış. Yani aslında kadın erkeğe eş adayı görüyor. Ciddi bir ilişki görüyor bunu. Kadının kuzey ay düğümü zaten 7. eve düşmüş. Yine ciddi bir ilişki görüyor. Kadının yükselene, erkeğin Venüs'üne kare açı yapmış. Uranüs'e kare açı yapmış. Kadın erkekten sevgiyi tam alamıyor. Asıl güzel açılardan biri yine yakaladık. Venüs, Mars, aşk ve cinsellikle ilgili çok güzel bir açı. Kendilerini birlikteyken mutlu hissediyorlardır. Ama kadın sanki bundan emin değil. Yükseleni kare yapmış bu duruma. Emin değil. Şuradaki enerji yaşama konusunda kadın emin değil. Aynı zamanda kadının Venüs'ü de yine erkeğe kare. Yani aslında ikisinin Venüslerin karesi arkadaşlar sevgi dillerinde sıkıntı yaratıyor. Benim Sinastri Kitaplarım diye bir video paylaştım. Orada izleyin. Sevginin Beş Dili diye bir kitap var. İşte o aslında Venüs'ü anlatan bir kitap. Orada insanların sevgi dilini anlatıyor. Beş tane sevgi dili anlatılmış. Şimdi mesela bu çift ne yapacak? Sevgi dilini öğrenecek. Tabii Zülfiye Hanım benden daha iyi bilir bu konuları bir psikolog olarak. Yani kişiler karşındakinin çocuğu olsun, ailesi olsun, çalıştığı ortam olsun. O sevgi dilini çözdükten sonra daha kaliteli iletişim kurar karşısındakiyle. Yani daha kolay anlaşır. Hediye almak bile daha kolaylaşır arkadaşlar. Sevdiğini göstermek daha kolaylaşır. Değil mi? Bu çift şunu çözecek. İkizler Venüs'le Başak Venüs'ün iletişim, sevgi iletişimini çözecek.
ve bunu çözebilir. Üstüne çalışabilir çift. Birbirlerine değer veriyorlarsa, onlar için bu ilişki önemliyse bunu yapabilirler. Devam edelim. Pluto Kuzey Ay Düğümü kavuşumu. Pardon, Güney Ay Düğümü kavuşumu. Tekamül ediyor. Yani erkek kadınla ilgili tekamül ediyor bu ilişkisinde. Ciddi anlamda tekamül ediyor. İlişkilerle ilgili, evlilikle ilgili vesaire erkeğin acaba kadına bir entrikası vesaire durumu mu var? Acaba ya da kariyeriyle ilgili mi kadından bir şey saklıyor? Lilith 10. ev, kadının Jüpiter'i kare yapmış ve ay düğümü de öyle. Yani acaba statüsünü, toplumdaki statüsünü kadından saklıyor mu? Ya da üstünü açmamış, örtmüş, gizli mi tutuyor? Orada bir durum mu var? Bunu bu şekilde de yorumlayabiliriz. Çünkü kadının ay düğümüne kare ve Jüpiter'e de kare aynı zamanda, değil mi? Kadından sakladığı toplumda bir statüsü, bir durumu var. Bu her şeyi anlatır, bu toplumdaki durumu. Her şeyi ifade edebilir arkadaşlar burada. Sırf kariyer düşünmeyin. Toplumdaki statüsü diyoruz. Her şeyi anlatabilir. Bir de burada bir şey saklanmış. Erkek burada bir şey saklıyor. Net değil. Buraya açıklamıyor erkek. Yengeç Güneş'le Başak Güneş birbirini anlar. Toprak, su. Başak Güneş'le Ay İkizler birbirini zor anlar. Kare. Burada bir çatışma var. Ay duygusal olarak birbirlerini anlayabilirler. Sevgi dili başka. Ay başka, Venüs ay falan başka arkadaşlar, karıştırmayalım. Şimdi mesela bu haritada Güneş'i ve Ay'ı rahat göremediğimiz için sıkıntı. Çünkü insan o ilişkide kişiliği olacak, değil mi? Yani mesela natal haritada neye bakıyoruz? Güneş'e, Ay'a, yükselene. Peki biz birisiyle bir ilişki yaşadığımızda sinastre olduğunu düşün. Sinastre haritasında ne yapacağız? İki insanın güneşi de rahat olmalı, yükselenler rahat olmalı, aylar rahat olmalı. Yani birbiriyle iletişimleri, açıları, güzel açılar olmalı, değil mi? İlişkide var olabilmeleri için. Eğer güneş, ay iyi açı almamışsa o çift o ilişkide uzun süre kalmaz ki, sıkılır, kendini rahat ifade edemez. Satürn güzel açı yapmış ay düğümlerine. Şimdi bunu şöyle yorumlarız. Güneş ve Ay ile ilgili olumlu açılar bir taneydi. Az, daha çok olumsuz açılar olmasına rağmen kadersel olarak bu çift bu evliliği yürütmek isteyebilir ya da bu ilişkiyi yürütmek isteyebilir. Çünkü Satürn'den Ay düğümleri güzel açı almış. Enteresan değil mi? Yani İşte mesela bu da ne? Kadersel olarak bu ilişkiyi yürütecekler. İkisi de birbirinden bir şey öğrenecekler. Evli çiftse evli olarak, bekarsa bekar olarak bu ilişkide kadersel olarak birbirlerinden öğrenmeleri gereken konular var. O yüzden bir araya gelmişler. Hepimiz birbirimizden bir şey öğrenmek için bir araya geldik. Örneğin bu saatte YouTube'da canlı yayın yapıyoruz hep birlikte. Bunu da bu şekilde yorumlayabiliriz. Ben şimdi Şiron'a da bakayım. Şiron'a bakayım. Şiron burada iyiydi. Erkeğin Şiron. 12. Şimdi erkeğin Şiron'u, kadının iletişiminden erkek yara alıyor. Kare açı var. Kadın iletişim tarzını biraz erkeğe yaralamadan düzenlemesi gerekiyor burada. Daha dikkatli olması gerekiyor. Hem iletişim hem de Venüs karesi vardı, unutmayalım. Yani bu ilişkide mesela çalışılması gerekiyor. Kişiler birbirlerini çok önemsiyorlarsa zaten kadersel olarak bu ilişkinin içerisindelermiş. Ama çok emek istiyor. Bu ilişki için emek çaba harcamaları lazım. Çaba göstermeleri lazım. Evet, şimdi 7. çiftimize geldik. Şimdi yine Jüpiter yükselene yakın derecede
Bu da evlilik göstergesi. Merkür 7. eve düşmüş, evlilik göstergesi arkadaşlar. Venüs 10. ev bir evlilik göstergesidir. Bu da güzel. Chiron Güney Ay düğümü kavuşumu kadersel olarak kadın erkeğe şifa alıyor. Aralarında böyle bir durum olmuş. Satürn Ay kavuşumu az önce açıkladım. Evet, güzel bir açı ama zamanla arada sevgide soğuma verir. Biz ne yapacağız? Hemen Ay'ın başka güzel destekleyici açısı var mı ki? Hemen ona bakmamız gerekiyor. Hani bu Satürn kavuşumunu biraz azaltsın. Çünkü duyguda soğukluk ya. Hani onu rahatlatmak gerekiyor. Ne yapmış? Uranüs'ten sekstil açı almış. Özgür bu ilişkide ne kadar Satürn Ay'ı baskılasa da kadın Uranüs'ten aldığı olumlu açıyla özgürlüğünü de hissedecek. Yani kadın zaman zaman erkek zaman zaman kadın tarafından duygusal olarak soğukluk hissedecek. Zaman zaman bunu hissetmeyecek, kadının kendisine ilişkide özgürlük tanıdığını ve hani saygı, özgürlüğüne saygı duyduğunu hissedecek. Yani burada Uranüs biraz dengelemiş gibi. Ama yoğun bir sevgi henüz vermemiş. Öyle bir açı yakalayamadık. Şu olabilir. Erkeğin Junosu yengeç, kadının ayına güzel açı yapmış. Bu da güzel bir etki vermiş olabilir. Yani şu açıları kurtaracak açılar bulmamız gerekiyor. Juno, Venüs kavuşumu sayabiliriz. Bu da güzel. Yani erkeğin ideal eş partner Junosu, kadının Venüsü ve Güneşi ile aynı burçta. Bunu tanımlıyor zaten. Hep içerideki haritaları karıştırıyorum bugün. Kadının eş Junosu, eşini anlatan Junosu, erkeğin Venüsü ve Güneşi ile kavuşumda duruyor. Tabii yakın derecede değil. Bu da kadının aradığı eşin bu erkek olduğunu düşünmesine neden oluyor. Bu güzel bir kavuşum. Kadının Güneşi, erkeğin Güneşi ile kare. Erkeğin ayıyla birbirini görmüyorlar. Kadının ayı erkeğin güneşiyle birbirini görmüyor. Burada da aylar görmüyor. İşte burada yine ego ve duygu durumu, yani onları tanımlayan durumda kişilik olarak sıkıntı var çifte. Uranüs Chiron da güzel değil. Uranüs Chiron karşıt açısı 2 derece ort. Bir derece boğada, 3 derece akrepte. Yani pardon, bu erkeğin haritasındaymış. Kadının Chiron'u 12, erkeğin ay düğümü, kuzey ay düğümü. Bu o kadar etkilemez. Kadın erkek kadından duygusal olarak şey alamıyor. Kadın erkekten, kadının ayı erkekten duygusal olarak gel git durumunda. Yani kendini bir ona yakın hissediyor, bir uzak hissediyor. Emin olamıyor. Kadın erkekten yara alabilir. Ay Chiron karesi. Bunun kompozitine bakalım. Bu zor bir haritaydı.
Evet. Şimdi bu ilişki toplumda kendini nasıl göstermek istiyor? Jüpiter nerede? Aşk olarak ifade ediyor kendini. Ve bu ilişkide acaba yollar mı var, ayrılıklar mı var, uzaklıklar mı var? Çok aşk olarak kendini toplumda ifade etmeye çalışıyor ilişki. İmajı öyle çiziyor, kendini öyle göstermeye çalışıyor. Yani insanlar ne kadar birbirine aşık bir çift olarak yorumlayabilir, görebilir. Ama aralarında sanki mesafeler de var bu kişinin. Çünkü ASC yay olmuş. Ama yine de Satürn kovuşumlu bir yay, birinci evde, Uranüs de öyle. Bu sorumluluklardan ötürü ne yapacakları belli de olmayabilir bu çiftin. Her an vaz da geçebilirler bu sorumluluklardan ötürü. Ve yine kadersel olarak ay düğümlerine kare oldu. Yani yuva kurmak, toplumda bir yere gelmek, bir statü edinmek, bir çift olarak onlar için ne kadar zor değil mi? Satürn ve ay düğümleri, Uranüs ve ay düğümleri kare. Yani bence bunlar bir an evvel ya da herhangi bir durumda bir şekilde bunlar ayrılabilir. Yani buradaki Uranüs hiç belli değil yaptıkları sağ solu. Her an bir zorlukta, olumsuz bir transitte vesaire kolay ayrılabilirler. Sağlam görünmüyor yani ilişki. Uranüs'ün yanında Satürn de var. Evlilik evlerine bakalım. 7. evde baya bir gezegen var. Aslında ilişki evliliğe gitmek istiyor. Evlilik gündemleri var. Bunları konuşuyorlar falan ama kadın emin değil. Kadın her an vazgeçebilir. Ay karşıt Uranüs. Kadın hiçbir şeyden emin değil. Tamam diyor, partner olarak görebiliyor. Ama her an vazgeçebilir. Kadın emin değil durumdan. Erkeğe bakalım. Erkeğin de gizli bazı durumları var. Erkek parayla ilgili bir şeyleri saklıyor. Bazı entrikaları var erkeğin. Net değil kadına. Ama erkeğin evlilikle ilgili potansiyeli daha yüksek kadın oluyor. O daha çok istiyor. Ama kadın emin değil. Kadın bu ilişkide kadın vazgeçecek gibi duruyor arkadaşlar. Kompozite baktığınızda. Erkek de ortak gelirlerle parayla ilgili konularda entrikalar var. Ya da 8. evi öbür türlü de yorumlamak istemiyorum ama yorumlarsak eğer cinsellikle ilgili konularda entrika var da diyebiliriz. Lilith de 3. kişi. Evet, şimdi 7. çiftimiz. Evet. Ne kadar farklı bir harita olmuş bu da böyle üçgenler. Çok değişik. Şimdi Satürn Ay kavuşumu az önce anlattığım haritaya ne kadar benziyor? 76-80. Yoksa aynı haritaya mı bakıyorum ben arkadaşlar? Cevap yazarsanız sevinirim. Aynı haritaya mı bakıyorum acaba? Dejavu yaşadım birden. Şimdi Seçkin Hanım, erkek 8. evde diyorsun kompozitte, haklısın. Ama hani o zaman neden sinastriye baktırıyorlar diye yorumluyorum ben. Ama hani normalde tabii böyle bir yorum da çıkarabiliriz de. Hani çünkü kompozit bakıyoruz. Erkek 8. ev konularıyla alakalı meşgul. 8. ev gündeminde erkeğin. Kafası orada yani o konularla ilgileniyor diye de düşündüm. Teşekkür ederim Rümeysa'cığım. Hemen çıkıyorum. Aynı anda kompozitle birlikte bakınca kafam karıştı. Tamamdır. Heh. Evet. Şimdi 8'e bakıyoruz. Güneş ve Mars kavuşumu da çok enteresan açılardandır.
Bu Mars, Satürn gibi de dikkatli olunması gereken bir gezegen. Sonuçta Mars. Şimdi Güneş'le kavuşumu, yani bu çift her an kavga da edebilir. Yani aksiyon var burada. Yani gerilim enerjileri, rekabet enerjisi. Yani erkek sanki kadını zaman zaman geriyor. Yani erkek bir şeyleri tetikleme derdinde. Ama tabii burada Venüs-Mars kavuşumu güzel. Ben sadece şu an az önce bahsettiğim Güneş ve Mars kavuşumuydu. Ya da Ay-Mars kavuşumu. İşte bu zor yani. Ya tamam aynı burçta olsunlar da ama kavuşum olmasınlar. Yakın derece olmasınlar. Çünkü neden? Orada hep sürekli bir aksiyon, sürekli bir yorma kişiyi. Yani huzurlu bir ilişki arayanlar için bu açı mesela sıkıntı. Neden? Bu erkek sürekli kadını yoracak yani burada. O enerjisiyle zaten yoracak. Ama Venüs-Mars kavuşumu güzel. Ciddi tutku verir. Tabii ben şimdi böyle bahsediyorum ama örneğin ben sırf gezegen ve açıları konuşuyorum. Tabii bulunduğu burçlar önemli değil mi arkadaşlar? Asaletler önemli. Sinastri de tamam, natal de bunlar önemli. Kompozit de asalet vesaire önemli değil. Ama yani dediğim gibi çok engin bir detaylı bilgi ve incelemek gerekiyor haritaları. Mesela evet Mars-Venüs kavuşumu çok güzel, harika bir tutku, aşk verir. Çift güzel duygusal şeyler, konular yaşayabilirler. İşte cinsellik olsun, flört olsun, aşk olsun falan. Bunlar hepsi güzel. Ama Kova burcunda ne kadar yaşayabilirler bunu? Asıl mesele bu. Çünkü neden? Kovayı kim yönetiyor? Satürn yönetiyor. Yani aslında o bahsettiğimiz o büyük aşk Kova'da zor yaşanır. Çünkü bulundukları burç da önemli açıların. Ne yaşayabilirler bunlar Kova'da? Daha çok akılcı yaşayabilirler. Tutkuları daha çok akılla alakalıdır. Onları zihinsel performansları motive eder. Böyle olabilir. Ama bir akrebin tutkusunu yaşayamazlar bu kavuşumda. Neptün 7. eve girişi, Jüpiter'in yine yakın derecede olması bunlar hep evlilikle alakalı güzel etkiler. Satürn yine 1. ev tutkal açılardan, kanca açılardan. Onun dışında yine bakalım Güneş Kova, Güneş Aslan. Karşıt egolar birbirini anlamıyor. Bu tam bir dolunay aşkı. 20 derece güneş, 21 derece ay. Gördünüz mü? Bu bir dolunay aşkı. Yani bu nasıl bir aşk? Neden dolunay? Gel gitti bir aşk. Bazen iyiler, bazen kötüler. İnişli çıkışlı bir aşk. Bu nasıl başladıysa zaten öyle gidecek. Öyle ilişki yaşayacak bu çift. Zaten öbür çiftler için de aslında öyle. Nasıl başlıyorsa öyle gidiyor gerçekten. Sadece kişisel gelişim açık olanlar için bir şeyler kurtarılabilir. Şimdi 27 derece Merkür ile Satürn kavuşumda sanki kadın erkeğin iletişimini kısıtlamış. Erkeğe baskılıyor. Erkek aslında kadının yanında özgürce konuşamıyor ki. Böyle bir sıkıntı var burada. Ailevi konularda ya da ailesiyle ilgili erkeği hiç konuşturmuyor kadın. Bu Chiron Plüto yine zorlamış. 3 derece ortla. Lilith, Kuzey Ay düğümü kavuşumu da çok enteresan. Yani ikisi de birbirini herhalde entrika çeviriyor. Yani kadının Lilith'iyle erkeğin Lilith'i birbirine kare. İkisi de birbirine dürüst davranmıyor. Arkadan bazı işler çeviriyorlar. Net değiller gibi düşündüm. Şimdi buradaki Kuzey Ay düğümü MC'ye yakın ya. Yani burayı etkilemiş. Bu da bir kanca açı. Yani bu kişiyle, bu erkek, bu kadınla bir şeyler yaşamak istiyor. Zaten bunlar aynı şekilde öyleydi. Ama aynı zamanda da saklanılan bazı konular var. Gizlenen bazı şeyler var. Kadın parayla ilgili saklıyor. Erkek de parayla ilgili bir şey saklıyor. İkisi de birbirine maddi konularda dürüst değiller.
Gebeleri de şans getirmiyorlar arkadaşlar. Gördünüz mü? Şans noktaları da kare. Evet, şimdi 9. çiftimize geldik. Evet. Şimdi Satürn burada, şimdi bu kişi ikinci ilk evliliğinden boşandığını söylemişti. Şimdi ilk evliliğine normalde ilk evliliğine bakarsak hemen onu da göstermek istiyorum. Normalde ilk evlilik haritasına bakarsak Natal'ine bakıyorum yani. Zaten Natal'imizi iyi bilmeden sinastri yapmak da olmuyor arkadaşlar. Çünkü Natal'e hakim olacaksın, Natal'i iyi çözeceksin. İlişki astrolojisi danışmanlığı zaten önce Natal'den başlıyor. Kişilikleri çözeceksin Natal'i, sonra sinastriye geçeceksin. Kişinin Neptün'le Merkür'üne bakıyoruz. 7. ev yöneticisi Merkür ne halde? Pluto'dan kare yemiş. Yani evlilikle bu kişi ya dönüşecek ya dönüşecek. O kadar zor ki. Ve iletişim konuları çok zor evliliğinde. Kariyer, iletişim ve dönüşüm. Ciddi anlamda dönüşüm var. Yani bu ruhen dediğim gibi Pluto etkisi, öleceksiniz ya fiziksel öleceksiniz. Ruhen dönüştürecek sizi bu açı. Juno da burada, Juno da yine Pluto ile kare almış. Yani hiçbir zaman partnerlik konusunda bir bütünleşme olmamış. Ben 7. ev yorumunu yapıyorum kişinin. Bir ilk evliliğinde partnerlikle ilgili, çift olmakla ilgili zaten sorunlar ve iletişim sorunları ve dönüşüm mecburiyeti sorunları yaşamış. Tabii bu 7. ev, burası ortaklık evi, ilişkiler evi, karşısına gelen herkesi anlatıyor. Bu da kariyer evi. Belki de evliliği yüzünden kariyerini bıraktı, dönüştü. Belki kariyerine önem verdi, evliliğinde sıkıntılar oldu, boşandı. Bilemeyiz. Ama sonuçta hem kariyer hem evlilik burada sıkıntı yaratmış, değil mi? Yani bu Pluto sırf kariyer evinde değil, bu 7. evi de mahvetmiş. Ortaklık, ilişkiler, evlilik gibi o konulara da ciddi etki vermiş. Onun dışında ani bir kararla evlenmiş olabilir kişi. Neden dedim ben bunu? Çünkü Merkür Uranüs'ten tren almış. Ani bir kararla evliliğe gitmiş, sevildiğini hissetmiş. Venüs'ten de sekstil almış. Mars'tan da motivasyonu almış. Kişi evlenmiş. Ama sonra işte bu tekamül yolculuğu zorlamış. Onun dışında kişinin Güneş'i, Satürn'ü bir arada, ortak gelirler, eşinin gelirinde sorun var. Eşinin kazancı ile ilgili sorun var. Ki eşiyle ortak bir iş mi yapıyordu? Eşi mi onun parasını alıyordu? Ya da eşi kendisine para mı vermiyor? Bu tarz senaryolar çalışır. Zaten Jüpiter de kareye vermiş. Yani bolluk, bereket, büyütme, parayla ilgili, ortak gelirlerle ilgili hep sıkıntı olmuş. Ama aynı zamanda yakın çevreden de bir şekil para almışlar, ulaşmışlar paraya, ortak gelirlere. Yani şimdi bu 7. evi anladıktan sonra zaten sinastriye ya da kadının mesela bu kadın haritasında biz güneşi, ayı, yükseleni, 7. evi, aşk evini vesaire anladıktan sonra zaten sinastride daha iyi anlarız. Şimdi hemen artık birinci evliliği bittiği için ona bakmıyoruz. İkinci evliliğine bakıyoruz. İkinci evini ne kesiyor? Güneş kesiyor. Ve güneş neredeydi? 8. evdeydi. Bu kişiyle ilgili, ikinci eş adayı ile ilgili, parayla ilgili konular. Yani 8. ev konuları neydi? Para, ortak gelirler, miras, nafaka, prim, tazminat, spiritüel konular gibi, banka, kredi gibi konularda tanışabilir. Ya da parayla ilgili konularda 2-8 aksı da düşünebiliriz. Bu kişiyle tanışabilir. Artı erkeğin, ikinci eş adayı dediği kişinin Güneş'i Venüs'üyle kavuşmuş, değil mi? Güzel bir sevgi oluşmuş. Ve Mars'la da kavuşum olmuş. Çok güzel yine. Burada güzel bir pozisyon olmuş. Yani erkekte
O sevgiyi görmüş, erkek de kadın da görmüş. Burada güzel bir uyum var. Ve arkadaşlar her ne kadar uzak da olsa Güneş ve Ay aynı burçta. Yani kadın bir başak, erkek bir başak. İkisi de başak oldukları için birbirlerini çok çok iyi anlarlar. Zaten başak erkekleriyle ve başak kadınlarıyla da yaşamak zaman zaman zordur. Başaklar bunu çok iyi bilir. Benim annem de başak, kardeşim de başak. Yani o yüzden titiz insanlar oldukları için hayatlarında onlara titiz insan gerekli. Ki daha rahat ve kaliteli yaşasınlar. Çünkü zorlanıyor insanlar, titizler, rahat değiller yani. Şimdi erkeğin ayı aynı zamanda kadının Venüs'üyle karşıt açı yapmış. Olsun, burada Güneş'i Venüs'le kavuştuğu için bu o kadar önemli değil o karşıt açısı. Neden? Burada daha güzel bir kavuşum olmuş. Bunu telafi edebilir kişi. Bu arada erkeğin Satürn'ü kadının 7. evine düşmüş. Yani erkek pardon, kadın erkeği ciddi ilişki olarak görüyor. Çünkü burası ilişki evi ya, erkeği ciddi bir ilişki olarak görüyor kadın artık yani. Kral Hanım neye evet dediniz? Evet yazmışsınız. Niye evet dediniz? Erkeğin ay düğümleri burada biraz kare yapmış. Şimdi ay düğümleri Uranüs'e tek kare yapmış. İşte bu biraz sıkıntılı. Yani şöyle kadın bu ilişkide vazgeçip geçmeme konusunda karar veremiyor. Kadın da daha düşünme aşamasında ya da değerlendirme aşamasında da diyebiliriz. Çünkü kadın özgürlüğü onun için kıymetli. O yüzden kadersel olarak erkeğin ay düğümleriyle bir kare açısı var ama kadın karar vermeye çalışıyor. Asıl zor açılardan biri arkadaşlar Güney ay düğümü ve Satürn'dür. Bu zor bir açıdır. Neden? Zaten burada da yine kare olmuş. Neden zor bir açı bu? Yani erkek geçmişten getirdiği konularda kadın da sınavda. Hangi konular kadın için bugüne? Yine ortak gelirler, yine parayla ilgili kadın durumlar yaşayabilir. Erkeğin de geçmişten getirdiği konularla ilgili sınavı var kadınla ilgili. Ama yine güzel bir açı var. Venüs ve Güneş kavuşumu karşılıklı olmuş. Yine buradakinin aynısı burada da karşılıklı yaşanmış. Aslında çok güzel temiz sevgi var aralarında ama tabii mücadele ve zorluklar da var. Pıral Hanım zaten anlattım size orada. Motivasyonu da almışsınız. Aniden emin olmuşsunuz sevildiğinize. Hemen imzayı atmışsınız zaten. Merkür, Mars, Venüs hepsi destekliyordu. Yani öyle bir gökyüzü transitleri oluyor, öyle açılar oluyor ki arkadaşlar. Yani insan hani diyorlar ya ağzı dili bağlanıyor. Gerçekten öyle. Ağzın dilin bağlanıyor, paketleniyorsun, gidiyorsun. Sonra anlıyorsun. Özellikle Uranüs transitleri ve Neptün transitleri çok dikkatli olmak gerekiyor. Farkında olunmuyor bazı şeylerin. Şöyle söyleyeyim, erkek kadınla ilgili hayal kırıklığı yaşayabilir. Yani şu kadının kararsızlığı konusunda, pardon, kadın erkekle ilgili hayal kırıklığı yaşayabilir. Çünkü kadının Neptün'le erkeğin Güneş'i ve Ay'ı kare yapıyor. Kadın bazı şeylere hakim olduktan sonra karar vermek istiyor. O yüzden herhalde beklemede kalmak istiyor. Emin olmak için zamana ihtiyacı var kadının. Ama hayal kırıklığı yaşama potansiyeli de var. Şimdi mesela transiti de düşünürsek arkadaşlar. Şimdi transiti düşündüğünüz zaman bu iki haritanın üzerine bir de transit gelecek. Transit neredeydi şu an? Jüpiter ve Satürn nerede? Burada geçiyor. Yani kadın için 2-8 aksı paralarla ilgili konular çalışıyor.
Erkek için 1, 2, 3, 4, 5. Erkek için aşk konusu çalışıyor. Kadın için 2022 daha çok gündem olacak. İkinci eş olayı. İkinci eş, evlilik. Kadın için gündem daha çok burası. 2022'de olacak. 2021'in ikinci yarısı belki olabilir. Belki. Ama 2022'de gündem daha yoğun olacak. Neden? Jüpiter 3-9 aksına yani 3. evde olacak. 2. eş evi 9. evin karşısından geçeceği için bu gündemi daha çok yaratabilir. Şu sınavı vermiş çift. Şuradaki kare var ya arkadaşlar. Buradan Satürn geçerken vermiş. Ama şimdi burada kim var şu anda transit olarak? Ay düğümlerinde. Erkeğin ay düğümlerinde Pluto transiti var. Erkek dönüşmek zorunda. İlerlemek için hayatında dönüşmek zorunda. Bazı şeyleri değiştirmek zorunda. Hangi konular dersek 1, 2, 3, 4. Ailevi konularda erkek bazı konuları halletmesi gerekiyor. Dönüşmesi gerekiyor, çözmesi gerekiyor. Ben şimdi son haritamıza bakıyorum. Evet, son haritamız da bu şekilde. Ay Aslan, Güneş Koç, Güneş Akrep. Yani Marsiyen bir ilişki. Şimdi akrep, aslan çok zor. Gerginlik var. Zor. Yani şimdi akrep aslanı ne kadar popoflayabilir, onore edebilir? Çok zor. Ay, bu sırf kare var burada. Ay ve ay da kare. Ay ve güneş de kare. Şimdi ay boğa ile ay aslan da çok zor anlaşır. Yani burada inatlaşmalar çok olabilir. Duygusal inatlaşmalar, kişisel, egosal inatlaşmalar. Yani burada bu tarz inatlaşmalar olduğu için bu çift ilişki yürütmekte çok çok zorlanabilir. Şiron'a baktığımız zaman, Şiron 11, 10'a 11, o Şiron çarpması var. 11, 11. Erkek kadını yaralayabilir. Ayrılık yani. Bu da çok ciddi bir ayrılık var arkadaşlar. Özellikle maddi konularda 2-8 aksında erkek kadını yaralayabilir. Kadın yara alıyor. Şimdi bunun bir de kompozisine bakalım. Evet Pırıl Hanım, ikinci eş olayına da biraz daha emin olup karar vermeniz gerekiyor gerçekten. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi bir mücadele yani hepsi var ilişkide. O yüzden çok iyi değerlendirmek gerekiyor ama sevgi de var yani. Hani yok sayamayız. Bu arada erkek de ciddi transit yaşadığı için onun için de zor dönemler. O da var. Şimdi bu son haritamızın kompozitine baktığımızda bunlar bu çift bu ilişki dışarıdan nasıl yansıyormuş? Evcimen bir çift, ailede yuvada olmayı seven bir çift, dördüncü ev konuları aileye bağlı bir çift olarak görünüyorlar. Erkek bu ilişkide rahat değil, kendini partner olarak göremiyor ya da gizli mi tutmaya çalışıyor bu ilişkiyi acaba erkek? Bakın 12. evde Juno ve erkeğe Güneş'e kare. Erkek ilişkisini gizliyor mu, saklıyor mu, gizli mi tutmaya çalışıyor? Öyle bir şey olabilir. Kadın ilişkide maddiyat önem veriyor. Para onun için önemli. Kadın dikkat etmezse hayal kırıklığı yaşayabilir parayla ilgili, ilişkisiyle ilgili. İlişki 7. ev. Orada Uranüs ve Neptün. Pek güvenilir bir ilişki değil. Yani mesela bu evlilik evine, bu ilişki evliliğe gider mi dersek zor. Yedinci ev sıkıntı.
Uranüs orada. Yani evliliğe giderken birden vazgeçebilirler, fikirleri değişebilir, kararsız kalabilirler. Zaten Merkür yine aynı şekilde Güneş'le erkek istemiyor evliliğe gitmeyi zaten. İmza atmak istemiyor Merkür. Gördüğünüz gibi. Neptün 17-19 gerçeklerle yüzleşecekler. Aşkta hayal kırıklığı diye yorumlayabiliriz. Benim bu akşam anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Aynen. Ben şimdi uygun olduğum sürece o grubumuzda çok talep vardı. Onar onar yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi çünkü 10 kişi anca yapıyoruz. Ciddi bir zaman alıyor, bir efor istiyor. Böyle 10-10 yapmayı düşünüyorum. Faydalı da olur. Mesela haftaya daha çok belki kompozit yaparım. Yani böyle böyle ilişkilerde hem harita örnekleme hem sizi biraz memnun edebilme, fikir sahibi olmanızı sağlama gibi arkadaşlar gidiyoruz. Umarım dediğim gibi faydalı olur. Siz beğendiğiniz sürece, benimle birlikte olduğunuz sürece ben zaten sizinleyim. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay diliyorum. Umarım Pınar Hanım değişir. O Venüs ve Güneş kavuşumları karşılıklı çok güzeldi. Ama dediğim gibi işte haritalarda hepsi bir arada olmuyor. Maalesef hepsi bir arada olmuyor.